Bildiğiniz gibi zam, zulüm, sefalet ve yoksulluk içerisinde sürünen bir toplum haline döndük. Ve ardı arkası kesilmeyen zamlarla da kafamızı kaldıracak halimiz bile kalmadı. Az önce duyduğunuz gibi sarı sendikalar işverenle, hükümetle işbirliği içerisinde memuru, emekçiyi, emekliyi, yurttaşı satarak kendi seyfi sefalarına, dertlerine düşmüş durumdalar. İşte bu koşullar içerisinde Türkiye'de yurttaşlarımızın, emekçinin sahipsiz olmadığını göstermek ve hakkımızı direne direne kazanmak için Birleşik Kamuoyuş Konfederasyonu ve bağlı sendikalar olarak 7. Toplu Sözleşme Masası'nda tüm emekçileri, yurttaşları, emeklileri satmaya hazırlanan sarı sendikalara inat, alanlarda emeğimizi, mücadelemizi ortaya koymak ve hakkımızı almak için bugün Çalışma Bakanlığı'nın önündeyiz. Bağımsız sendika, özgür toplu sözleşme. 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 Sarılara, satıcılara inat, alanlarda eylemlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Şimdi açıklamamızı yapmak üzere mikrofonu Birleşik Kamuoyuş Konfederasyonu Genel Başkanı Sayın Mehmet Yeşilyağ veriyorum. Teşekkür ederim. Değerli basın emekçileri, değerli mücadele arkadaşlarım. Bilindiği üzere kamuda çalışan yaklaşık 4 milyon devlet memurunu ve 2,5 milyon memur emeklisinin 2024-2025 yıllarında alacakları maaş zamlarının sosyal ve özlük haklarının belirleneceği 7. dönem sözde toplu sözleşme görüşmeleri bugün başlamıştır. Kamu emekçilerini sözde toplu sözleşmeleri masalarında satan, hak kaybına uğratan, kamu emekçileri değil, AKP'nin çıkarlarını gözeten konfederasyon bugün masada oturmaktadır. Sarılar, işbirlikçiler, emekçinin hakkını peş peş çektiler. Sarılar, işbirlikçiler, emekçinin hakkını peş peş çektiler. Sarılar, işbirlikçiler, emekçinin hakkını peş peş çektiler. Gene bilindiği üzere 6. dönem sözde toplu sözleşme görüşmelerinde 2022 yılı için %5 artı %7, 2023 yılı için de %8 artı %6'ya imza atılarak kamu emekçileri ve emeklileri enflasyona ezdirilmiş, açlık ve sefalete mahkum edilmiştir. Zam, zam dediler, hakkımızı yediler. Zam, zam dediler, hakkımızı yediler. Zam, zam dediler, hakkımızı yediler. Yine bilindiği üzere önceki yıllarda imzalanan sözde toplu sözleşmeler kamu emekçilerinin temel sorunlarının hiçbirine çözüm getirmemiştir. Bugün başlayan toplu sözleşme sürecinin de kamu emekçilerinin yararına olumlu bir sonuç alınacağını düşünmüyoruz. Adına toplu iş sözleşme görüşmeleri denilen hükümet ve yandaş konfederasyon arasında yapılacak olan danışıklı görüşmelerde kamu emekçileri adına herhangi bir kazanım çıkmasını beklemiyoruz. Zira ortada gerçek ne bir toplu sözleşme ne de toplu pazarlık masası vardır. Sefalete teslim olmayacağız. Sefalete teslim olmayacağız. Sefalete teslim olmayacağız. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu olarak masada oturanları uyarıyoruz. Yaşam şartlarının ağırlaştığı, doğalgaza, elektriğe, benzine, gıda maddelerine, ulaşıma, fahiş oranlarda zam yapılırken
Türk lirası dolar ve euro karşısında erirken, yurttaşların alım gücü günden güne azalırken, bugün hangi oranların pazarlığını yaptınız? Memuru, memur emeklisini hangi yüzdelik oranlarla aldatmanın planlarını yaptınız diye soruyoruz. Zam, zulüm, sefalet, nerede adalet? Zam, zulüm, sefalet, nerede adalet? Zam, zulüm, sefalet, nerede adalet? Zafer direnen emekçinin olacak. Zafer direnen emekçinin olacak. Zafer direnen emekçinin olacak. Yine Birleşik Kamu İş Konfederasyonu olarak diyoruz ki, kapalı kapılar ardında olduğunuz sürece biz size güvenmeyeceğiz. Bu sözde yetkili konfederasyonun yüzdelik, 3,5'luk zam utancı akıllardadır. İşte böyle bir yandaş sendikacılık ortamında 2024-2025 yıllarında kamu emekçilerinin kazanacağı hiçbir kazanç olamaz. Kamu emekçileri sendika ağalarının geldiği durumu görmelidir ve yandaş konfederasyondan uzaklaşmalıdır. AKP iktidarı ekonomik krizi yok sayan anlayışından ve TÜİK'in enflasyon hesaplarında kullandığı oranlarla kamu emekçilerine zam yapmaktan vazgeçmelidir. Kamu emekçilerinin sorunlarını yüzdelik ve ek zamlarla çözülmesi mümkün değildir. Siyasi, ekonomik, sosyal hakları kazanmayı ve emekçileri sınıf mücadelesi önceliği yapmayan hiçbir emek örgütünün başarılı olma şansı yoktur. Direne, direne kazanacağız. Direne, direne kazanacağız. Direne, direne kazanacağız. Tüm kamu emekçiler adına taleplerimizi söylüyoruz. İLO sözleşmeleri başta olmak üzere uluslararası sözleşmelerle, evrensel sendikal hak ve özgürlüklerle uyumlu, grev hakkı ile tamamlanmış gerçek bir toplu sözleşme istiyoruz. Toplu sözleşme hakkımız, grev silahımız. Toplu sözleşme hakkımız, grev silahımız. Toplu sözleşme hakkımız, grev silahımız. Yine sendika özgürlüğünü sınırlayan %2 barajının kaldırılmasını istiyoruz. 2024-2025 yıllarında yapılması gereken ücret zamlarına temel oluşturacak şekilde tüm kamu çalışanlarının maaşları en az %115 oranında arttırılmalıdır. Ve 2024 ve 25 yıllarında yapılacak zam oranları bu rakamların üzerinden hesaplanmalıdır. İnsanca yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. %115 oranında artırılarak belirlenecek bu tutarlara 2024 ve 2025 yılı Ocak, Nisan, Temmuz ve Eylül aylarında üçer aylık sürelerle %15 zam yapılmalıdır. Ayrıca Ocak 2024'te %5 oranında da refah payı eklenmelidir. Sefalete teslim olmayacağız. Sefalete teslim olmayacağız. Sefalete teslim olmayacağız. Zam, kriz, yoksulluk tükeniyoruz. Zam, kriz, yoksulluk tükeniyoruz. Zam, kriz, yoksulluk tükeniyoruz. Birikimli enflasyonun %15'i aştığı aylardan itibaren enflasyon farkı maaş ve ücretlere aylık olarak yansıtılmalıdır.
kamu çalışanlarına Ocak 24'ten itibaren aylık 10 bin lira barınma yardımı yapılmalı. Bu tutar memur maaş kat sayısının artış oranına göre arttırılmalıdır. Tüm memurların ek göstergesi 3600'e çıkarılmalıdır. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz. Kamu çalışanlarına maaşlarıyla birlikte yapılan tüm ek ödemeler emekliliğe esas alınmalı ve bu tutarlar emekli aylığına da yansıtılmalıdır. Seyyanen artıştan memur emeklisinin yok sayılması asla kabul edilemez, eşitlik ilkesi gereği adaletsizliktir. Memurlara yılda bir defa yıllık izni ayrılırken bir maaş tutarında yıllık izin ikramiyesi ödenmelidir. Sefalete teslim olmayacağız. Sefalete teslim olmayacağız. Sefalete teslim olmayacağız. Zam, zulüm, yoksulluk, işte AKP. Zam, zulüm, yoksulluk, işte AKP. Zam, zulüm, yoksulluk, işte AKP. Tüm kamu çalışanlarına her yıl iki defa birer net maaş tutarında bayram ikramiyesi ödenmelidir. Aile yardımı enflasyon oranları dikkate alınarak birinci çocuk için 3000 lira, ikinci çocuk için 4000 lira, üçüncü çocuk için de 6000 liraya çıkarılmalıdır. Ölüm yardım ödeneği en düşük memur maaşı seviyesine çıkarılmalıdır. Kamu çalışanlarına ya kreş olanı sağlanmalı ya da günün koşullarına uygun olarak kreş yardımı yapılmalıdır. Sefalete teslim olmayacağız. Sefalete teslim olmayacağız. Sefalete teslim olmayacağız. Gün gelecek, devlet ölecek, AKP halka hesap verecek. Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek. Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek. Kamuda eşit işe eşit ücret ödenmelidir. Kamudaki tüm mülakatlar kaldırılmalıdır. Kamuda sözleşmeli çalışan sonlandırılmalı, tamamı kadroya geçirilmelidir. Kamu çalışanlarının mesai ücretleri günün şartlarına uygun ve eşit düzenlenmelidir. Vergi dilimi adaletsizliği giderilmeli, vergi oranı %15 ile sabitlenmelidir. Zam, zulüm, sefalet, nerede adalet? Zam, zulüm, sefalet, nerede adalet? Zam, zulüm, sefalet, nerede adalet? Kamuda yardımcı hizmetler sınıfı kaldırılmalıdır. Devlet memurlarına yiyecek, kıyafet ve ulaşım yardımı yapılmalıdır. Kamu çalışanlarının aile birlikteliği korunmalı, aynı yerde görev yapmaları sağlanmalıdır. Sendika üyelik ve çekilme işçilerde olduğu gibi e-devlet üzerinden yapılmalıdır. Memur ve memur emeklisinin bankadaki promosyonlardan eşit şekilde yararlanmalıdır. Direne, direne kazanacağız. Direne, direne kazanacağız. Direne, direne kazanacağız. Susma! Haykır, mücadele kazanır. Susma, haykır, mücadele kazanır. Susma, haykır, mücadele kazanır. Bas-
Asıl açıklamamız burada sona ermiştir. Hepinize teşekkür ederiz. Dinle, dinle.